Herkese merhaba. Baydok'un nasıl bir deli olduğunu kör gözlere ve sağır kulaklara anlatmak için daha anlaşılabilir olması ümidiyle bir örnekle anlatmak isterim. Bıçak yapan iyi bir firma var. Sizin de evinizde ekmek bıçağına ihtiyacınız var. Bu firmadan ekmek bıçağı siparişi veriyorsunuz. Parasını ödüyorsunuz ve ekmek bıçağı evinize geliyor. Bir müddet kullanıyorsunuz bu ekmek bıçağını. Sonra artık işlevini görmüyor, kesmiyor, ağzı kötü oluyor. Bu gibi sebeplerle kullanmayıp kaldırıyorsunuz. Siz bile varlığını unutuyorsunuz. Marketten aldığınız başka ekmek bıçaklarını kullanıyorsunuz. Sonra birileri ekmek bıçağı satan firmanın bilgisayarını hackliyor ve oradaki müşteri listesini hukuki olmayan bir şekilde ele geçiriyor. Müşteri listesi üzerinde çalışmaya başlayıp her ne hikmetse bazılarını bu listeden çıkarttıkları gibi bazılarını da bu listeye ekliyorlar. Bu arada sizin şehrinizde bile olmayan başka bir şehirde birisi ateşli silahla öldürülüyor. Bunun üzerine polise bu bıçak yapan firmaya ait üzerinde oynanmış müşteri listesi veriliyor. Polis savcının talimatıyla soruşturma başlatıyor ve bu üzerinde oynanmış liste üzerinden evlerinize sabahın erken saatlerinde operasyon yapıp sizi silahla adam öldürmekten tutukluyorlar. Tutuklanmanıza gerekçe olarak bir dönem kullandığınız o ekmek bıçağı gösteriliyor. Siz diyorsunuz ki yahu adam ateşli silahla öldürülmüş, üzerine tek bir bıçak kesiği bile yok. Üstün üstlük ben bu ekmek bıçağını herkesin sipariş ettiği bir firmadan aldım. Kaldı ki bunu sadece ben almadım. Ben bu ekmek bıçağını kullanmayalı çok uzun bir zaman oldu. Kullanırken de sadece ekmek kesmek için mutfakta kullandım demenize rağmen ne polis, ne savcı, ne de hakim bu savunmanızı dikkate almıyor ve siz herkes gibi yasal yollarla satın aldığınız ve bir dönem mutfağınızda ekmek kesmek için kullanıp attığınız ekmek bıçağı nedeniyle silahla adam öldürmekten suçlu bulunuyorsunuz. Tıpkı sizin gibi listeden her nedense ayıklanmamış diğer ekmek bıçağı satın almış kişilerle birlikte. Baylok'a gelirsek o ekmek bıçağı Baylok. Bilgisayar hacklenen müşteri listesi ise MIT tarafından Ukrayna'ya gidip server'ı alınan firmanın Baylok kullanıcı listesi. Ateşli silahla kimin öldürdüğü belli olmayan adam ise 15 Temmuz sonrası şehit edilen insanlar ya da sembolik olarak 15 Temmuz darbe kalkışması. Marketten alınan diğer ekmek bıçakları ise bugün hala kullanılan WhatsApp gibi mesajlaşma programları. Hikaye böyle. Her ne kadar hikaye desem de bu olayı 15 Temmuz'dan sonra on binlerce kişi bizzat yaşadı. Hayatın olağan akışı içinde yasal bir bankaya para yatırma, evinde yasal yayın bulundurma, yasal bir sendikaya ya da derneğe üye olma, yasal bir okulda çalışma veya çocuğunu o okula gönderme gibi yasal olan eylemleri nedeniyle on binlerce kişi suçlu bulundu. İşte Ahim Yalçınkaya kararında mealen dedi ki Türk yargısına, sen bu firmadan ekmek bıçağı almış kişileri direkt suçlu kabul etmişsin. Bu bıçakla ne yaptıklarını hiç sorgulamamışsın. Bu sebeple hem bu kişileri adil yargılamamışsın, hem de yasal olan bir eylemi suç saymışsın diyerek ihlal kararı verdi. Son söz. İnşallah bu hikaye üzerinden sağır kulaklara, kör gözlere bir nebze olsun gerçeği anlatabilmişimdir. Çünkü biz bunları her anlattığımızda bazı az gelişmiş beyinler 15 Temmuz gecesi ölen 251 insanımızı söylüyorlar. O insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ama sonrasında hayatları karartılan insanlar değildi o masumları öldürenler. Elbet bir gün gerçekler ortaya çıkacak ve gerçek failler, gerçek hakim ve savcılar önünde hesaplarını vereceklerdir. Vesselam.